Merhaba arkadaşlar. Son zamanlarda aldığım bir soru. Besyo okumak mantıklı mı? Spor akademisine gidilir mi? Özellikle ailelerimiz, velilerimiz çocuğunu alıyor yanına. İşte benim gibi bir uzmana veya farklı bir görevliye, kişiye gidiyor. Diyor ki çocuğum spor akademisi, Besyo, spor bilimleri fakültesi okusun mu? Bu mantıklı mı? Gelecekte iş bulabilir mi? Gibi birçok soru alıyoruz arkadaşlar. Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Ben de aynı zamanda bir spor bilimleri fakültesinden mezunum. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okudum. Hemen şurada arkamda da zaten şey görüyorsunuz, diplomamı görüyorsunuz. Bununla beraber yine yüksek lisansımı bu alanda yaptım. Ve gerçekten çok mutlu olduğum, memnun olduğum bir tercihte de bulunduğum için kendimi ve beni buraya yönlendiren herkesi tebrik ediyorum. Hepsine teşekkür ediyorum çünkü çok değerli bir bölüm. Bunun sorusunu sorduğunuz için ben de cevabını sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi gelelim sorunun cevabına. Bu arada bende bu video şöyle tetiklendi. Bir anne, bir baba geçenlerde çocuğunu alarak bana geldi ama şöyle hocam hani iyi bölüm değil değil mi? Hani burayı okumasın, biz şu bölümü istiyoruz, şurayı okusun. İşte bu sporu çok seviyor ama hani beni vazgeçirtecek zannettiler. Ama ben orada anne babayı Besyo okumaya, spor bilimleri fakültesi okumaya ikna etmiş olarak oradan uğurladım. Çünkü sebebi şu, birçok kişi hani hep garanti meslek olarak gördüğü alanlara yöneliyor. İşte bir mühendislik olsun diyor, inşaat mühendisi olsun diyor, işte bilgisayar programcılığı okusun, biyokimyaya girsin, genlere insin, geleceğin mesleği yapay zeka deyip çok garanti işlere yönelmeye çalışan ebeveynlerimiz olabiliyor. Ama şunu söyleyeyim size, sporun değerli arkadaşlar hiçbir zaman alanı eksilmeyecek. Çünkü hareket bizim en temel ihtiyacımız ve bu işin de merkezi işte sizlersiniz. Yani spor bilimleri fakültesi okuyacak arkadaşlarımız açıkçası buna dikkat etmesi lazım. Şimdi ben bu başlıkla girdim. Bu arada elim biraz şöyle alışmaya çalışıyorum. Besyo okumak mantıklı mı? Bunu hemen güncelliyoruz. Neden? Çünkü bu değişti arkadaşlar. Şöyle diyoruz, spor bilimleri okumak mantıklı mı? Artık bu işin adı spor bilimleri olarak bilin. Fakültenin adı da Spor Bilimleri Fakültesi olarak geçiyor. Zaten birçok kişinin bu olumsuz algıya kapılmasının sebebi şuydu. Ya meslek yüksek okulu, Besyo, beden eğitimi spor yüksek okulu, yüksek okul, üniversite değil burası galiba gibi yanlış bir algıya kapılıyordu. Bunu düzeltilecek güzel bir adım atıldı ve bunun adı Spor Bilimleri Fakültesi olarak güncellendi. Yani 4 yıllık bir fakülteyi bitirmiş oluyorsunuz. Sonrasında birçok yüksek lisans programı sizleri bekliyor. Birazdan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bir spor bilimleri fakültesine gittiğinizde karşınıza beden eğitimi öğretmenliği, spor yöneticiliği, antrenörlük, birçok üniversitede yine rekreasyon gibi birçok bölümler bulunuyor. Burada ilgi duyduğunuz alana göre bir seçim yapabilirsiniz. İşte garanti meslek olarak görülen beden eğitimi öğretmenliğine başvurular biraz daha yoğun. Antrenörlük hakeza yine ilgi duyulan bir bölüm. Günümüzde Türkiye'de baktığımızda çok fazla spor yöneticiliği mezunlarının spor kulüplerinde istihdam edilmediğini de göz önüne getirirsek biraz o bölüm diğerlerine göre bir tık daha aşağıda kalıyor. Ama bence onun da yine çok önemli bir albenisi var. Çünkü ülkemizde çok fazla sayıda kulüp var. Bunun geçtim içinde spor organizasyonu olan birçok şirket var. Bugün global anlamda birçok şirketi düşünün. Bunların içinde spor organizasyonları var. Yani şirketlerin spor etkinliklerini yönetiyorsunuz. Spor okulları hakeza, yani yönetmekle ilgili çok güzel bir bölüm. Antrenörlük demiştik az önce. Antrenörlük, onları da açacağım birazdan. Beden eğitim öğretmenliğini de açacağız. Rekreasyon var yine bunlarda. Birçok arkadaşımızın tercih ettiği bölümler arasında yer alıyor. Şimdi ben sorunun cevabını vermem gerekirse kesinlikle spor bilimleri okunur. Neden? Amacınız bir meslek sahibi olmaksa kendinize doğru şekilde yatırım yaparak meslek sahibi olabilirsiniz. Ne yaparsınız? Burada 4 yıllık fakülte hayatınız boyunca yabancı dil anlamında kendinizi geliştirir. Derinleşmeyi düşündüğünüz konuda uzmanlaşırsanız çok iyi yerlere gelebilirsiniz. Örnek vermem gerekirse beden eğitimi bölümü okuyan bir kişi klasik beden eğitimi öğretmeni oluyor. Bir KPSS sınavına giriyor. Oradan atanmasını bekliyor vesaire. O taraf gayet net. Yani yolunuzu görüyorsunuz. Antrenörlük bölümüne gelecek olursak bir bölümde uzmanlaşmanız gerekiyor. 2-3 de olabilir bu. Ama her branşta da müthiş dünya standartlarında olacağın
demek gerçekten çok iddialı olur. O yüzden bir ya da iki, üç konuda çok iyi bir antrenör olmanız gerekiyor. Bunun için de branşlaşmanız gerekiyor. Örneğin ben bir güreş antrenörüyüm. Fitness eğitmeniyim, fitness antrenörüyüm. Ve dolayısıyla bu konularda özellikle fitness'ta çok uzmanlaştım. Ya ilk o akademi yıllarımda anatomi dersine yoğunlaştım. Bununla ilgili kitapları topladım, kulüplere gittim, çeşitli yerlerde çalıştım, uluslararası projelere katıldım ve en iyi hale getirmeye çalıştım kendimi. Ve antrenörlük bölümünde eğer okusaydım ne yapacaktım? Bu konuda kendime yatırım yapmaya devam edecektim. Yani evet, tenisi de öğrenecektim, voleybolu da öğreneceğim. Bütün branşları çünkü öğreniyorsunuz orada. Ama bunların içinde 1, 2 veya 3 tanesine biraz daha yoğunlaşıyorsunuz. Bu arada antrenörlük bölümünden mezun olduğunuzda zaten yoğunlaştığınız branşta daha üst kademe belgelerde almanız mümkün oluyor. Yöneticiliği az önce bahsetmiştim. İstihdam alanları var ama daha tam oturmadı. Ama burada da biraz sizin girişimlerinizde belli bir noktaya gelebilir. Kulüplerde yönetici olabilirsiniz. Örneğin bu bankalar var. İşte bakıyorsunuz ligde bir voleybol kulübü var ama ya da işte bir uluslararası şirket var veya işte yerel bir şirket var. Bakıyorsunuz bunun 3000 tane çalışanı var. 5000, 60000 çalışan olan şirketler var. Bunların içerisine spor organizasyonları kurmak gerekiyor. Bence spor yöneticiliği bölümü arkadaşlarımız buralara da yoğunlaşabilirler. Çünkü günümüz iş dünyasının en büyük sıkıntısı hareketsizlik ve kronik rahatsızlıklara yakalanmak diyebiliriz. O yüzden spor yöneticiliği bölümü okumayı da lütfen azımsamayın. O da önemli bir bölüm. Rekreasyon yine biliyorsunuz rekreatif etkinlikler için okunabilecek bölümlerden bir tanesi. Bunları internette arattırdığınızda işte şu bölüm nerede var, bu bölüm nerede var diye. Üniversitelerde de şuna odaklanmamız gerekiyor. Devlet üniversiteleri var, özel üniversiteler var. İyi bir özel yetenek sınavı, işte sınavda alacağınız not, bunların birleşimiyle okulunda özel yetenek sınavını geçerek ne yapıyorsunuz? Buralara başvuru yapabiliyorsunuz. Ama asıl videomuzun konusunun dışına çıkmamak adına, çünkü o diğeri çok uzun bir başlık, onu ayrıca açmamız gerekecek. Bu bölüm okunur mu? Arkadaşlar okunur. Bir, spor bilimleri fakültesinden mezun olduğunuzda ne olabilirsiniz? İşte bölümünü okuduğunuzda beden eğitimi öğretmeni olabiliyorsunuz. Diğer bölümleri okuyan arkadaşlar da olabilir. Yani şu manada, beden eğitimi dışında antrenörlük ve yöneticilik ve rekreasyon bölümlerinden mezun olan arkadaşlarımız da şunu yapabiliyorlar. Antrenör olabiliyorlar. Orada da bir sıkıntı yok. Bir branşta antrenör olabilirsiniz. Bir yerde spor yöneticisi olabilirsiniz. Bununla beraber birçok kişinin bilmediği hakem olabilirsiniz. İstatistik uzmanı olabiliyorsunuz. Veya işte bir spor alanında atletik performans koçu olabilirsiniz. Fitness eğitmeni olabilirsiniz. Saydığım bütün bu branşların hepsinde potansiyel bir eğitmen antrenör olabilirsiniz. Geçtim. Kişiye özel antrenör olabilirsiniz. Abi yaşam koçu diyorlar ya, çok böyle uçmayın, kaçmayın. Bilimsel bir şekilde bir spor bilimleri fakültesi mezunu olarak bir kişinin bedensel forma girmesi için bireysel bir danışman haline dönüşebilirsiniz. Ayrıca çok yeni bir sektör, Türkiye'de de ilk kuranlardan birisiyim ben. Otizm alanında özel ihtiyaç sahibi çocuklarımıza özel faaliyetler üreten, sportif faaliyetler üreten bir organizasyon kurabilirsiniz. Ve bununla beraber spor turizmi yapabilirsiniz. Evet, yanlış duymadınız. Spor organizasyonları milyarlarca dolarlık çok büyük bir endüstri haline dönüşmüş durumda. Çok yakında Euro 2024 oldu. Bunun turizm ayağı, konaklama, işte maç alanına hareket, yani transferler, buradaki güvenliğin sağlanması, çok büyük bir organizasyondan bahsediyoruz. Organizasyon şirketleri oluşturabilirsiniz ve bu organizasyon şirketleriyle spor turizmi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu da yine bölümümüzden mezun olan arkadaşların yapabilecekleri işlerden bir tanesi. Bununla beraber bir eğitim organizasyon şirketi kurabilirsiniz yine, ama burada da şirketlere yönelebilirsiniz. Dersiniz ki biz sizin şirket çalışanlarınız için şu şu başlıklarda eğitimler yapacağız. Şunlarla ilgili seminerler düzenleyeceğiz. Yıl boyunca bunları sürdüreceğiz. Biz ne mezunuyuz? Biz spor bilimleri fakültesinden mezunuz ve size spor hareketle ilgili harika içerikler sunuyoruz diyebilirsiniz. Bununla beraber bir tesisleşmeye gidebilirsiniz. Mezunsunuz. Ne yapacağım? Para kazanmak istiyorum. Elimde diplomam var. Bir tesis açıp burada spor okulları hizmetleri sunabilirsiniz. Bugün o kadar farklı alanlar var ki, çocuklara temel hareket eğitiminden, jimnastik, tekvando, karate, uzak doğu sporlarından tutun. Takım sporları, basketbol, voleybol, suda işte su sporları, yüzme, su topu vesaire.
Birçok branşta buralarda açıkçası çeşitli çalışmalar sunabilirsiniz. Evet, bununla ilgili de ben ara ara zaten yorumlarınızı da takip ediyorum. Sizin de katkı sunacağınız, hocam ben de mezunum ve şu işi yapıyorum diyeceğiniz konular olursa paylaşın. Ben bir spor bilimleri fakültesi mezunuyum. Fitness Federasyonu As Başkanıyım şu anda arkadaşlar. Bir federasyonun as başkanlık seviyesine kadar yükseldim. Bir şirketin spor koordinatörüyüm. Ve burada bu koordinatörlük görevimi sürdürüyorum. Yine bir spor kulübü kurdum. Bu spor kulübü ligde mücadele ediyor. Bu kulübün de yöneticisiyim. Aynı zamanda sizler beni sağlıklı hoca olarak tanıyorsunuz. Hareketi, sporu bir hayat tarzı olarak şiar edinmiş bir insanım ve bunu hayatımın her alanında yapıyorum. Ve YouTube kanalımda, Sağlıklı Hoca YouTube kanalımda sizlerle egzersizler paylaşıyorum. Bu arada YouTube'dan da gelir elde ediyorum. Evet, bir spor bilimleri fakültesi mezunu YouTuber da olabilir. Makul böyle şey seviyelerde ama YouTube'dan da ufak gelirlerle başlayabilir ve bunu zamanla geliştirebilirsiniz. Evet, bir komedi, bir makyaj veya işte bir yemek kanalı kadar belki hemen çok hızlı yükselmeyeceksiniz ama ne oluyor? Yavaş yavaş bir başarı öyküsü inşa edebiliyorsunuz. Yani spor bilimleri fakültelerinde okuyan arkadaşlarımız sosyal medyada avantajlılar. Neden? İşiniz spor, görselliğiniz var, albeniniz var. Dolayısıyla bunda işte bir sosyal medya temsilcisine dönüşebilir ve çeşitli markaları temsil edebilir ve bu markaları master trainerlar olabilirsiniz. Örneğin bir pilates bandı markası benim master trainer olduğum yurt dışından bana ulaştılar sosyal medya hesaplarım üzerinden. Dediler ki size şu kadar ücret ödemeyi vaat ediyoruz. Tek isteğimiz videolarınızda bizim logolu ürünlerimizi lütfen elinizde tutun dediler. Ve anlaşmamızı yaptık ve ben de o şekilde açıkçası ürünleri temsil ettim anlaşma süremiz boyunca. Yani bunları da yapabilirsiniz ki bu vizyona birçok kişi, aile şu an sahip değil. Gerçekten büyük bir sosyal medya çağında yaşıyoruz. Çocuklarımıza kızıyoruz ama onlar orada yeni bir dünya inşa ediyorlar. Çok abartmadıktan sonra onların sosyal medyada bu dünyayı kurumsal bir şekilde inşa etmelerine de destek olmalıyız. Çünkü artık kişisel bir markanın oradaki temsiliyeti sosyal medyada bununla gerçekleşiyor. Gönderdiğiniz her gönderi olası bir işe dönüşebiliyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu da yine mezunlarımızı bekleyen bir diğer alan. Bununla beraber multidisipliner bir bakış açısıyla bakacak olursak farklı sektörlerle de kesişme alanlarımız var. Mesela beslenme ve diyetetik okuyan arkadaşlarımızla işbirlikleri geliştirip arkadaşım sen beslenmeye bak, ben spora bakayım. Ben forma sokarken sen de beslenmesini düzenle. Veya işte bir spor psikoloğuyla işbirliği yapıp hocam bu arkadaşın işte psikolojisini sen düzelt, ben de atletik performansını geliştireyim diyebilirsiniz. Bu arada atletik performans demişken spor bilimleri fakültelerinden mezun olan arkadaşlarımız kondisyoner olabiliyorlar. Atletik performans koçu olabiliyorlar. Ve her federasyonun ayrı yönetmeliği olabiliyor. Mesela basketbol federasyonu kendi kondisyonerlik belgesini veriyor. Futbol kendisininkini veriyor. Yani okuldan mezun olduktan sonra bu kurumlardan da resmi federasyonlardan da belgeleri aldığınızda buraların resmi antrenörlerine dönüşebiliyorsunuz. Örnek pilates eğitmenliği, fitness eğitmenliği bizim fitness federasyonumuzun vermiş olduğu belge şu an Türkiye'de en yaygın olarak tercih edilen belge. Niye bu kadar insan geliyor? Çünkü spor bilimlerinden mezunlar ve diyorlar ki bu alanda ben bir salon açabilirim. Benim en yetkin belgeye sahip olmam deyip federasyonumuzdan bunu alıyorlar. Veya işte bir pilates eğitmeni olmak isteyen kişi gidip bunu jimnastik federasyonundan alıyor. Yoga eğitmeni olmak isteyen bir kişi gidip bunu HIS'ten, herkes için spor federasyonundan alıyor. Veya işte bir futbol kondisyoneri, atletik performans koçu olmak isteyen TFF'ye başvuruyor. TBF, Türkiye Basketbol Federasyonu'na başvurup basketbol kondisyoneri olabiliyorsunuz. Bütün branşlarda böyle federasyonlar ve kendi belgeleri var. Yani okulla beraber bir taraftan mezun olmaya doğru giderken bu belgeleri de biriktirebiliyorsunuz. Benim spor bilimleri fakültesi okurken en büyük hobim belge biriktirmekti. Çok severdim. İşte uluslararası bir sempozyumu hemen oraya giderdim. İşte bir kurs açılmış biraz para biriktirirdim. Hemen kursa yazılırdım, onu alırdım. Bunların çoğu resmi olurdu. Resmi olmayan kurslara da giderdim. Yani katılım belgesi veren yerlere de giderdim. Neden? Çünkü farklı ekolleri dinlerdim. Bunun da sebebi ileride yapmayı düşündüğüm işin kalitesini en tepede temsil etmek.
demek istiyorum. Dolayısıyla say say bitmiyor. Yani belki bu video böyle dakikalarca daha devam edebilir. Size birçok sektör sayabilirim. Ve bir tane daha var bunlardan. Benim yine çok sevdiğim bir sektör. Spor malzemeleri sektörü. Ki birçok spor bilimleri mezunu arkadaşımızın burada ben yeterince üretken olduğunu düşünmüyorum. Çünkü genelde yurt dışı menşeli ürünler kullanıyoruz. Ya, lütfen bu vizyona sahip olalım arkadaşlar. Oturun, birlikte bir spor aleti dizayn edin. Sonra bu aletle birlikte bir antrenman sistemi ortaya çıkarın ve deyin ki biz bir alet icat ettik, spor ekipmanı ve bununla şu antrenmanları yapabiliyorsunuz, şu faydaları sağlayabiliyorsunuz gibi. Ki bununla ilgili de önümüzdeki süreçte spor teknolojileri alanında çeşitli yüksek lisans projeleri göreceğiz. Bir diğer meslek edinebileceğiniz alan spor fizyolojisi. Benim yine yüksek lisans yaptığım bir alandır. Ölçme ve değerlendirme çok önemli bir iş. Bugün birçok kulüp oyuncu transfer etmeden önce siz değerli spor bilimcilerin onaylayacağı, testlerini yapacağı, yani bir ölçme, değerlendirme yapacağı karne sonrasında diyor ki bu oyuncu testleri geçti, ben bu oyuncuya parasını ödüyor ve onu transfer ediyor. İşte burada anahtar rol sizsiniz. İşte bu kadar da önemli bir işi yapabiliyorsunuz. Dolayısıyla bunlar var. Spor tekstili yapabilirsiniz. Spor kıyafetler bununla ilgili geliştirebilir. Üzerine harekete geçirici, motive edici mesajlar yazabilirsiniz. Bu arada sporcu beslenmesi konusu çok önemli. Az önce hani multidisipliner işbirliklerinden bahsetmiştim. Bir gıda mühendisi, bir işte diyetisyen, bir bu alandaki uzman kişiyle siz bir işbirliği yaparak bir sporcu beslenmesi programı, konsepti oluşturabilirsiniz. Sadece antrenman yetmez, beslenmenize de dikkat etmelisiniz diyerek bu konuları çok güzel sentezleyebilirsiniz. Anahtar yine sizsiniz arkadaşlar. Dolayısıyla spor bilimlerinde okuyan arkadaşlarımızın bu konularda gerçekten çok güzel içerikler üretmesi mümkün. Ve son zamanlarda birçok online platformla karşılaşıyorum. Diyor ki bir sporcu musun, antrenör müsün, gel benim platformumda bir kategori aç. Buradan online ders vermeye başla diyor. Ve oradan online dersler verebiliyorsunuz. İşte duruş düzeltmeden zayıflamaya kadar, forma girmeye kadar, bölgesel forma girme gibi arattırmalar oluyor insanlar ve hemen araştırıyorlar şöyle ne yapayım ne edeyim. Çok farklı arama kelimeleriyle karşılaşıyorum ben. İşte bacak inceltme, bölgesel incelme, zayıflama, işte boyun inceltme, bel küçültme, yağ aldırma. Acayip böyle arama sonuçları görüyorum. İnsanlar aç bir şekilde doğru bilgiye ulaşmak istiyorlar. İşte oradan sizlerin arasından bir spor bilimleri fakültesi mezunu, bilimsel, kendisini ilkeli bir şekilde yetiştirmiş arkadaşımız geliyor ve diyor ki bana inan, benden danışmanlık al ve benimle doğru şekilde forma gir diyor. Ve o kişiyi ister fiziksel ister online'da yönlendirebiliyor. Yine bunlar da sizin yapabileceğiniz çok güzel işlerden bazıları arkadaşlar. Ben bu arada bunları bir yere yazmadım. Şu anda tamamen tecrübelerim ışığında sizlerle paylaşıyorum. Çünkü birçok genç kardeşimiz ya da velisi bana gelerek hocam ne yapalım, ben mezun oldum ya da bu bölümü okuyayım mı diye geliyor. Onlarla yaptığım sohbetler ışığında bu bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. İleride eğer şey olursa, bununla ilgili talepleriniz olursa da yeni bölümleri çekeriz. Daha da derinleştiririz. Yani alan alan da açabilirim sizlere bu konuları. Çünkü çok büyük iş fırsatları var. Alan çok büyük, milyarlarca dolarlık çok büyük bir endüstriden bahsediyoruz, spor endüstrisi. Bugün günümüzde bilim insanları, öğretmenler çok büyük paralar kazanmıyor. Dünyanın en büyük kazancını elde eden kişi, paraysa parayla örnek veriyorum size. Kim biliyor musunuz dünyanın en çok para kazanan insanları? Sporcular. Evet ve bu sporcuların sakatlanmadan o performansı sürdürmesi, sezona yayması, işte siz değerli spor bilimcilere, spor bilimleri fakültelerinden mezun olacak değerli meslektaşlarıma, arkadaşlarıma ait. Bu başarıyı siz sürdürebilirsiniz ve birçok insanın kişi bilmediğine düşmandır düsturumla benim gördüğüm, bilmeden düşman olduğu bu sektörde onları bilgilendirerek aydınlatabilirsiniz. Bu kadar çok paranın olduğu, kazancın olduğu, size mutluluk getiren, aynı zamanda formunuzu koruyan böyle bir sektör yok. Spor bilimleri fakültesi okumak çok büyük bir şanstır. Herkese de nasip olmaz. Ben burada sınav sonuçları uyan, yetenek sınavlarına hazırlanan, bu konuda kendisini adamış arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Çünkü çok güzel bir bölüme talip oldunuz. Gelecekte güzel projeler yapabiliriz ki ben de bunlardan bazılarını yapıyorum. Aynı zamanda Fitness Federasyonumuzda da bunları sizlerle üretmeye devam edeceğiz. Lütfen
beni takipte kalın. Çünkü sizlere çok ihtiyacımız var. Hepinizi bu yine içine gönüllülük olan projelere de davet edeceğim. Bunlarda amacımız şu: siz mezunlarımızın okulda kazanamadığı deneyimleri sahada kazanması. Çünkü birçok okul günümüzde öğrencileri sınavlara hazırlıyor. Kağıt üstündeki soruları çöz, mezun ol, hadi yallah. Bu değil. Gerçek hayattaki deneyimlere dokunmanız lazım. Bir arkadaşım yöneticilik okuyorsa bir kulübün havasını soluması lazım. Buradaki yöneticiler nasıl yöneticilik yapıyor? Nereden kaynak geliştiriyor? Transfer ücretleri nasıl ödüyor? Bir tesisin giderleri ne kadar? Bir elektrik, bir su gideri ne kadar? Bunları bilmeniz lazım. Bir antrenörseniz bir sporcuya antrenman sırasında dokunan bir kişiyle birlikte zaman geçirmeniz lazım. Beden eğitimi öğretmeni bir arkadaşım bir okula gidip bir öğretmenle beraber bir sınıfı derse çıkartmalı. Hadi çocuklar, bugünkü beden eğitimi dersimizi yapacağızı birlikte gözlemlemeli. Eğer bunu birleştirirseniz mezun olduğunuzda çok daha hazır bir şekilde başlayabilirsiniz arkadaşlar. Sürede 20 dakika olmuş, bayağı uzatmışız. Bununla ilgili ben de deneyimlerimi ara ara sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinden mezun bir arkadaşınız olarak o dönemdeki mezun tüm arkadaşlarıma da buradan selam gönderiyorum. Çünkü bugün hepsi çok iyi yerlerde ve hepsiyle irtibat halindeyim. Hepimiz çok mutluyuz. Bu bölümü okuduğumuz için bizi buraya yönlendiren herkese müteşekkiriz. Kendimiz karar vermişsek kendimize de aynı şekilde. Dolayısıyla spor bilimleri fakülteleri sizleri bekliyor. Gelin ve alın ve hep birlikte ülkemizi çok daha iyi seviyelere çıkaralım demek istiyorum. Sağlıkla kalın değerli arkadaşlar. Görüşmek üzere.